Evet, kısa bir aranın ardından tekrar karşınızdayız ve sizlere çok güzel bir sürprizim var. Çok sevdiğiniz iki isim ekranlarda olacak. Teknik direktör Yılmaz Vural ve futbol yorumcusu Adnan Aybaba ileyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk canım benim. Hoş bulduk. Yılmaz Hocam uzaklardan bağlantı yapıyor bize. Hocam yine çok yakışıklısın maşallah. Evet, teşekkür ederim. Vallahi hiç yaşlanmıyorsun. Tabii Almanya'dasın değil mi şu an? Güzel gözüküyor, öyle geliyor. Adnan'ın da. Ya öyle değil mi? Adnan hocam siz de söyleyin. Ben söyledim zaten sana bağlanmadan önce. Fevkalade formunu koruyor. Yani. Ben sana söyleyeyim. Ya harika. Hiç yani belli bir yaşta sanki kendinizi mumyaladınız. Adnan Aybaba da öyle bu arada. Ona söylemiyorum. O da ayrı bir karizmadır yani. O da ayrıdır. Onda da böyle yaş gittikçe enteresan bir karizmaya sahip oluyor. Ya üçümüz için geçerli olsun bu bence. Seni saymıyoruz çünkü sen daha gelsin. Değil mi hocam? Sağ ol. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ne yapalım? Evet, nereden başlayalım? Derbiyi konuşalım mı biraz? Şimdi bugün çok önemli bir derbi var. Biraz oradan yorum alayım size. Şu an nasıl görüyorsunuz hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın durumunu? Yılmaz Hocam sizinle başlayalım. Sonra Adnan Aybaba'yla devam edelim. Ondan sonra milli takıma geçeceğim. Evet. Şimdi tabii milli maç arasından önce oynadıkları son maçlara bakarak değerlendirme yapan bir grup var. İşte deniliyor ki Valiye'den İsmail adam değiştirme konusunda geçiyor, skoru koruyamıyor. İşte Beşiktaş son bana göre 1,5 maçtan beri bir kaybettiği son oynadığı maçtan bir maç evvel bir yarım devre kötü oynadı. Bir de son maçında iyi oynamadı gerçekten. Antrenör de formsuz denilebilir. Tartışıldı çünkü soktuğu çıkardığı adamlara işte sonuç önde onu koruyamadı oldu gibi. Fenerbahçe'ye dönelim. Orada da son oynanan maç herkesin aklında kaldı. Çok tempolu oynayan bir Fenerbahçe, işte önde baskı yapan, topu kapan, pozisyon bulan, işte 4-0 mı 5-0 mı yendi Alanya gibi bir takımı. Çünkü bu uygulamalar insanlar tabii ki maçla ilgili şöyle düşünüyor. Tamam, bu maçlarda ev sahibi takımlar hep avantajlıdır. Ev sahibi olmanın avantajı. Çünkü büyükler yine karar almışlar. Taraftarsız oynamak istemişler. Yani deplasmana kendi taraftarlarını götürmek istemiyorlar. Enteresandır. Yani futbol taraftar da güzel. Orada taraftar gelecek, atışacaklar. Niye bu yasak? Onu da anlamış değilim. Yani. Dolayısıyla bu şartlarda bakıldığında ev sahibi olma avantajı ama son oynanan maçlardaki performansı. Bir de duyuyoruz tabii Beşiktaş'ı. Enkudu'yla Gezal'ın sakatlıkları devam ediyor galiba. Çok önemli iki adam. Hani birisi olmasa birisi oynuyordu ama ikisi birden yoksa orada bir sıkıntı olabilir. Onun dışında kadro sıkıntı yok galiba Beşiktaş'ın da. Fenerbahçe'nin de sanıyorum öyle. Yani şimdi bir formda antrenör, bir formsuz antrenörün hep kanaat öyle kaldı kafada son maçla ilgili. Uygulamaları merak içinde bekliyor. Ama Beşiktaş takımı bu. Çok iyi bir takım. İki takımın da hücumda etkinlikleri fazla ama savunma konusunda sıkıntıları var iki takımın da. Eğer Beşiktaş takımı Fenerbahçe'nin önde oynayacağını hesaplayıp ona göre bir taktik yorum getirirse ve bu planlama içerisinde oynarsa mı acaba değerlenecek mi yoksa şunu mu diyecek Beşiktaş ben oyunumu oynarım ben büyük takımım Fenerbahçe bana uysun kardeşim ben niye onlara uyuyayım diye düşünebilir. O zaman Beşiktaş'ın da Fenerbahçe gibi önde topu kaptırdığı yerde ilk müdahale yapacak bir tane oynaması gerekiyor. Yani böyle bir tariften sonra eşittir ortaya ne çıkar? Gollü bir maç çıkar diye düşünüyorum. Yani iki takım da kazanmak istiyor. Fenerbahçe bu alışkanlığı edindi. Bayağı farklı sonuçlar aldı o zamanlarda. Beşiktaş da başında böyleydi. Sonradan bir duraksadı. Ama bu demek değildir ki hep böyle devam edecek. Ben keyifli bir maç olacak kanaatindeyim. Ve o yüzden bu derbiler genelde maç öncesi konuştuk. Hiç bu kadar keyifli olmaya ama bu maçta olacak diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş taraftarı orada çok güzel bir maç ve heyecanlı bir maç tabii ki kendi açılarından kazanmak istiyorlar. Fenerbahçe'den çıktı. Çünkü kazanan bayağı bir adım atar öne doğru. Hayırlısı bakalım. Yani genelde skor veren skor tahmini yapan bir yapım yok. Çünkü skoru niye maç istiyoruz olur. Ama anladığım kadarıyla bunları değerlendirirseniz ortaya nasıl bir sorun çıkacağı sizin artık tercihleriniz olsun. Peki hocam Arda Güler'le ilgili neler söylemek istersin onu da sorayım.
Ya yani şimdi biz birisini alıp bir yere çıkarıp ondan sonra oradan kolaylıkla bir bırakan bir anlayışımız var. Arda tabii ki futbolun topla oynanan bölümünde müthiş bir yetenek. Oyun zekası, topla yapabilecekleri. Bunları çok iyi başarıyor. Ama futbolda 90 dakikanın, 90 dakika dersek eğer, bir oyuncuda olma süresi, o takımın oyun kurucu kimse, diyelim ki Messi ile oynuyorsunuz, 4 dakikayı geçiyor. Yani futbol, 3-4 dakika topa sahip olacağım diye 86 dakika boş koşuyoruz, garip bir oyun. Yani bakın böyle değerlendirdiğinizde Arda'nın 4 dakika ile ilgili bir sorunu yok. Ama 86 dakika ile ilgili biraz sorunu var. O da bu işin koşturma tarafı. O da bu top kaptırıldıktan sonra kapma tarafı. O tarafı kolay değil. Fiziksel bir aktivite istiyor. Arda bu konuda işte ifade şu çok genç. Adeleler oturmadı daha. İşte onun pişmesini bekliyoruz. Antrenörleri de hep bu konuda demeçler veriyorlar. Demek ki onun fiziksel kalitesinin artması yönünde ihtiyacı var ki bu kazanılabilecek bir yetenek. Ya çalışarak burayı düzeltebiliriz. Arda sanırım bu aşamadan geçiyor. Çünkü biz yanında değiliz. Antrenmanda ne yaptığını gözlemiyoruz. Biz o bize gösterdiği kadarını görüyoruz. O açıdan tabii ki futbolda hep toplu olan izlendiği için topsuz olanın ne yaptığına bakılmaz. O açıdan Arda'nın galiba topsuz olan tarafta biraz sıkıntısı var ki topu kapma boyutunda, kazanma, tekrar kazanma boyutunda. Sanırım bu da çok önemli. 86 dakika falan dedik yani. Bu tarafını gelişirse sanırım Arda sürekli 11'de yer alabilir olur. En son ben hocasının demecini okudum. Bu tarafında bir eksiklik oldu. Yani bu giderilecek mi? Demek ki biraz zamanı var bu arkadaşımız. Benim Arda ile ilgili bir yorumum bu. Evet, pekala Adnan.